Verilen bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz? A. Geçmişten bugüne bilgilerin kayıt altına alınması için farklı çalışmalar yapılmış. Arkadaşlar, bunun için işte yazı icat ediliyor, sonra mürekkep, sonra alfabe, kağıt, matbaa ve sürekli bir ne var? Bilgi kayıt altına alınıp bu alandaki günümüze aktarmakta kullanılan sistemler. Devam edelim, buna ulaşabilirim. Hiyeroglif yazı baktığımız zaman milattan önce 3000 alfabe ve matbaadan önce mi? Evet arkadaşlar, önce görüyorsunuz. Buna da ulaşabiliyorum. Fenik alfabesi günümüz alfabesine şok son şeklini vermiştir. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir bilgi verilmemiş. O yüzden buna ulaşamam. Cevabım Ceyhan. Ama diğer öncül yazı yazma gereci. Yani burada milattan önce 105'te dediği şey kağıt arkadaşlar. Hani kağıdın üzerine yazı yazıyoruz ya, gereç olarak bu değerlendirilmiş. O yüzden de ulaşılamaz dediği için cevabımız Ceyhan. Verilen bilgilerden hareketle Sümerlerle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Tarım ekonomik faaliyetler arasında yer alır. Evet arkadaşlar, tarım alanları görüyorsunuz, bakın ekonomik belgeler diyor. Yani tarım ekonomik faaliyetler arasında yer aldığını buradan çıkartabiliyorum. Yaptıkları burçlarda inançların etkisi var. Tabii ki. Çünkü arkadaşlar, bunlar için önemli olan tapınak dediğimiz zikkuratlarda biliyorsunuz topraklar Sümerlere tanrıların malıydı ve buradaki üreten insanlar bu topraklarda ürettikleri ürünün belli bir kısmını tanrılara nereye getirirlerdi? Zikkurata. Buraya gelen ürünlerin de tutanak altına alınması gerekiyordu. Kayıt altına alınması gerekiyordu. Bunu da rahipler gerçekleştiriyordu. Bu da neyi gerekli kıldı? Kil tabletleri ve yazıyı ne yaptı arkadaşlar? Gerekli kıldı ve bunlar ortaya çıktı. Yazıların yazılması için kil tabletler kullanıldı. Evet, bu biliyorsunuz arkadaşlar, bazı şekiller tasvir etmek için de bu sistem kullanıldı. O yüzden 3 öncüle de ulaşabiliyorum. Cevabım Denizli. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarmalardan hangisine ulaşılamaz? Tersten geldiğimizde baktığımızda ne diyor? Hiyeroglifler kullanılan semboller ve işaretlere göre okunur. Yani bakın ne demiş burada? Soldan sağa veya sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru yazılıyordu ve yüzleri sola dönükse soldan, sağa dönükse sağdan okunuyor. O zaman bunun bir ne var? İşaretlere göre okunuyor. Hiyeroglif eğitim almış kişiler tarafından yazılabiliyor. Ne demiş bakın? Sadece yazı yazma eğitimi almış insanlar yazabiliyor bunu. Evet. Sümerlerden sonra yazı alanında farklı gelişmeler meydana gelmiş. Yani Sümerler yazıyı buluyor, sonra da onlar Mısırları takip ediyor hiyeroglif yazısıyla. Bunda ulaşırım ama hiyeroglif yazısını okumak Sümer çivi yazısına göre daha kolaydır ibaresine ulaşamam. Çünkü bunun ikisini de icra edip bu ikisini kıyaslamam lazım ki böyle bir şey yukarıdaki metne söz konusu değil, verilmemiş. O yüzden cevabımız Adana. Yazının icat edilmediği dönemlerde insanlar bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için duvarlara resimler çizmişlerdir. İnsanlar daha çok sözlü iletişim kurmuşlardır. Yazının icadı tarihin başlangıcı kabul edilmiştir. Kağıdın kullanılmaya başlamasından önce kil tablet, taş, deri ve tahta parçaları üzerine yazı yazılıyordu. Günümüzde ise bilgisayar, tabletler, cep telefonu gibi teknolojik aletler yazı yazmak, yazıya aktarmak ve yeni bilgileri öğrenmek için sıkça kullanıyoruz. Verilen bilgilerden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Geçmişten günümüze bilginin aktarılmasına farklı araçlar kullanılmıştır. Baktığımızda buna ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, ne var? Kil tablet, taş, deri, tahta parçası hepsi kullanılmış. İnsanlar yazının icadından önce iletişim kurmakta zorlanmış. Böyle bir şey arkadaşlar yukarıda verilmemiş. Çünkü sözlü iletişim kuruyorlar. Yazdan önce de resim çizerek bunu yapıyorlar. Yani kullanmakta zorlanmış diye bir ifade yukarıda verilmemiş. O yüzden ikinci öncülüm gider. Kağıttan önce yazı yazmak için farklı araçlar kullanılmış. Yani kil tablet, taş, deri yukarıda zaten biraz önce söylemiştik. O yüzden 1 ve 3 öncüleri kapsayan bolu doğru cevabımız. İnsanlar geçmiş dönemlerden beri bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması konusunda çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Özellikle yazının icadı ile birlikte bu işlemler kolaylaşmış ve zamanla insanlar bilgi birikimlerini artırarak yeni araçlar sayesinde bilgilerini koruma altına almaya başarmışlardır. Günümüze gelindiğinde ise bu işlemler artık geçmiş dönemlerdeki insanların hayal bile edemeyeceği şekillerde yapılmaktadır. Buna göre aşağıdaki depolama araçlarının hangisinin günümüzde yaygın olarak kullanıldığı söylenemez. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman tabii ki direkt artık dijital sistemler, e-kitap, bellekler, bilgisayarlar bunların hepsi aktif kullanılıyor. Artık ne kullanılmıyor? Daha kısıtlı bir şekilde kullanılıyor diyelim. Ne? Bu ansiklopediler. O yüzden arkadaşlar depolama araçları içerisinde bu tabii ki en kapsayan unsur olmadığını söyleyebiliriz Ceyhan. Verilen bilgilerden hareketle
Kağıt ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Kağıt üretiminin yaygınlaşması ve ucuzlamasıyla kitap sayısı artmıştır. Dikkat ederseniz ne demiş? Kağıdın üretimi kolaylaştı, ucuzladı ve yaygınlaştı. Bu sayede kitap sayısında artış oldu diyor. O zaman bu öncül bana neye ulaşmamı sağlıyor? Birinci öncül ulaşmamı sağlıyor. Günümüzde kullanılan kağıt Çin'de icat edilmiştir. Bakın Çin medeniyeti kağıt kullanmaya başlandı. Burada işte arkadaşlar tut ağacı kabuğu, kenevir paçavraları suya karıştırarak ince tabakalar şeklinde hamur haline getirildi. Ve bakın arkadaşlar kurtularak kağıt icat etti. O zaman kağıt nerede oluşmuş? Çin'de. Buna da ulaşabiliyorum. Kağıt Türkler tarafından Avrupa'ya taşındı değil. Türkler yani Uygur Türkleri Çin'den de öğrenip kendi kitaplarını yazdılar. Ama Avrupa'ya taşındı değil. Avrupa onları taşımadı. Müslümanlar da bu icadın Orta Doğu'ya yayılmasını sağladı. Haçlı seferleriyle Avrupa'ya taşındı bunlar arkadaşlar. Bu o yüzden bunu doğru kabul edemem. Ulaşılabilir dediği için 1 ve 2. öncülerin olduğu Adana doğru cevap. Buna göre yazı ve yazı materyalleri hakkında aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz? A. Parşömenden yapılan kitaplara Bergama'da yer verildi. Evet ne demiş? Bergama Kütüphanesi'nde ise parşömen kağıtlarından üretilmiş kitaplar içeriyor diyor. O zaman bu bana A seçeneğini ulaştırıyor. Devam edelim. Bergama ile Mısır arasında kültürel etkileşim yaşandı. Burada hangi uygarlık ne eserini kullandı veya da nasıl bir materyal kullandı yazılıyor. O yüzden etkileşimle ilgili bilgi verilmemiş, cevabım bolu. Diğer öncüllere bakalım. Mısır medeniyetinde yazılan materyal geliştirildi. Burada ne yazmış arkadaşlar? Papirus Mısır'da parşömen kağıdı diye devam ediyor başka toplumlar. O zaman bu materyalleri geliştirdiğine göre bunu çıkartabiliyor muyum? Evet. Ninova Kütüphanesi'nde kil tabletler kullanılmış. Evet bakın ne diyor? Ninova Kütüphanesi'nde kil tabletler. O zaman bu öncüye de buradan ulaştım. Demek ki cevabım ulaşılamaz dediği için bolu. Verilen bilgilerden hareketle Mezopotamya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Yazılılar kil tablet üzerine yazılmıştır. Ne demiş bakın? Öğrenciler kil tabletlere yazılı metin. Buradan A seçeneğini çıkartıyorum. Ninova Kütüphanesi'nde binlerce tablete yer verilmiş. Evet, Ninova'daki sarayın kütüphanesinde 20 binden fazla diyor. Ulaşıyorum. Baktığımız zaman farklı alanlardaki bilimsel çalışmalar tabletlere yazılmış. Bakın ne demiş burada? Dini, ilmi, edebi bunların hepsi de var. Ama Ninova'daki eserlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır gibi bir ibare yukarıda bize verilmemiş. O yüzden bunu çıkartmam söz konusu olamaz. Cevabımız Ceyhan. Verilen diyagramda uygarlıkların yazıyı kullandıkları alanlar arasında hangisi yoktur? Sümerler gökyüzü ile ilgili gözlemler. Bakın arkadaşlar gökyüzü diyor zaten direkt burada. Hani astronomi. Astronomi alan hangisi arkadaşlar? Bilim. Bunu çıkartırız. Geçmiş dönemlerde ülkeleri elçiler tarafından tabii ki bu da ne arkadaşlar yazılı belgeler diplomatik süreç. Babil Kralı Hammurabi tarafından hazırlanan kanun. Bu da hukuk. Şimdi hangisi yoktur dediği için yukarıdaki üçüyle kıyas eşleştirdiğimizde D seçeneği eğitim dışarıda kalıyor. O yüzden cevabımız Denizli. Verilen bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Yazının icadı bilginin aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Bakarsanız ne diyor arkadaşlar? Yazının icadıyla beraber artık ne olmuş? Bilgiler toplanmış, iletilmiş, saklanabilmiş. O zaman bilginin aktarılması kolaylaşmış. Peki yazı toplumu arasındaki etkileşimi hızlandırmış mıdır? Bununla ilgili bir bilgi verilmiş mi? Hayır. Ne demiş? Toplumları bu alanlarda etkilemiştir demiş. Bunlar arasında etkileşimi hızlandırmıştır gibi bir ifade söz konusu değil. O yüzden ikinci öncülümüz gider. Tarihi çağlar yazım icadıyla başlamış. Bakın ne demiş? Tarihi çağlar yazım icadıyla başlamıştır demiş. Bunu da alırım. O yüzden 1 ve 3 öncüllerine yani Bolu'ya ulaşabiliyorum.